devletin veya hükümetin çabalarıyla mümkün değildir. Fert fert, bütün bireylerin, ailelerin, sivil toplumun, iş dünyamızın, belediyelerimizin, medyamızın, okullarımızın, üniversitelerimizin de bu süreci desteklemesi şart. Bu konuda ne kadar farkındalık oluşturabilirsek, sorumluluk duygusunu ne kadar yaygınlaştırabilirsek, hedeflerimize o derece varabiliriz. Engelli kardeşlerimizle ilgili ön yargıları kırdığımız ölçüde onların önündeki engelleri kaldırabiliriz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletimden engellilerimiz konusunda daha fazla hassasiyet, daha fazla dayanışma bekliyorum. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanlarında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya, huzur ve refahlarını artırmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin de hayatın her alanında sergiledikleri başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle engelleri birlikte açtık İzmir buluşmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel programa öncülük eden AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm engelli kardeşlerimi, emekleri, inançları, cesaretleri ve başarıları için tebrik ediyor. Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz ayrıca. Sizi gördüm, ben çok heyecanlıyım. Allah razı olsun. Yakından gördüm inşallah. Ya benim iki tane engelli çocuğum var. Elhamdülillah sizlerin sayesinde bugüne getirdim. Eğitim konusunda olsun, destekleriniz de olsun. Yeni 3 aylık bir bebeğim var. Onu da mı getirdin? Onu da getirdim sizi görmek için. Allah'ım, nerede? Ya, sizin emeğiniz çok önemli. Nereye bıraktın? Yukarıda sıcak ortamda babası bakıyor ona şu an. Babası orada. Babası orada, Allah razı olsun. Sizin emeğiniz çok. Ben bu 4 yavruyu dünyaya getirdim. 2 engelli. Bu eğitim hayatında başarılar elhamdülillah. Kızım hafız oldu 1 yılda, görme engelli. Ravza Nur Koçeker. Ravza. Maşallah. Hoş geldiniz Cumhurbaşkanım. Hoş bulduk Ravza. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Tamamen bitti mi hafızlık? Evet. Tamamen bitti. Evet, belgemi aldım inşallah. Yani Rabbim engelli çocuk verdi diye hiç düşünmedim. Her yönden, hele eğitim desteği olsun. Ya işim çalıştı çalışmadı, bakım ücretiniz olsun. Şu an 7. sınıfa gidiyor Ravza oğlum, 10. sınıfta Emirhan. Emirhan da öyle oturuyor. Ya Emirhan da Ramza'ya böyle tıpatıp ya. Fotokopi evet, sanki. Fotokopi sanki. Tam benziyor. Emirhan nerede okuyor? Sosyal bilimler lisesinde 10. sınıfta okuyor inşallah. Maşallah. Yarı hafız sayılır Emirhan, biraz bitiremedi. Ama nasip ederse inşallah yani, liseden sonra. Yani Ravza daha mı çalışkan? Nasıl oldu bu iş? Ravza biraz daha. Kızlar hep böyle oluyor. Emirhan. Yani Ravza böyle oldu diye üzülmüyorsun değil mi? Emirhan, bir ihtiyaç var mı? Yok Sayın Cumhurbaşkanım, sahibimde. Ama benim kitabı istiyormuş. Evet. İmzalattırmak. Bir de bir kitabınızı okumuşsunuz zaten. Öyle mi? Evet. Tamam. Benim sorum olacaktı size. Buyur. Ya dünyayı saran pandemi, yani çocuklarımız da etkiledi, engelli çocuklarımız da etkilendi. Ama hamdolsun ki bakanlığımızın sunduğu imkanlardan ve yararlanaraktan çocuklarını eksik bir şekilde hallettik inşallah, ama düşünmek gerekirse bazı yararlanamayan farklı engelli çocuklarımız vardır. Hani onlar da etkilendiler. Psikolojik olsun, sosyal olsun, eğitimsel olsun. Hani onlar için farklı bir uygulama var mı? Neler düşünüyorsunuz onları bu pandemide yaşadıklarını azaltma açısından? Tabii bizim büyük bir avantajımız oldu şöyle, elhamdülillah yani biz özellikle bu şehir hastaneleri olsun,
diğer hastanelerimiz olsun, bu konuda fiziki anlamda sıkıntı yaşamadık. Fiziki anlamda tabii böyle bir sıkıntı da yaşamayınca, yani ister engelli ister engelsiz olsun, bütün bunlara karşı her türlü tedbirimiz vardı ve onlara da gerekli olan müdahaleleri yapma imkanını bulduk. Bundan sonra zaten daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Arkanda da bir ödül var ama o da Caner'in. Caner ne zaman kazandı onu? Caner, bu ne zaman kazandın bunu? Yeni mi? Yeni. Yeni? Tabii sen yüzücüydün değil mi? Tabii. Ama demek sen futbola da başladın. O zaman seninle salon futbolunu bir oynayalım. Var mısın? Tamam. Avrupa şampiyonu oldun. Öyle mi? Evet. O zaman sen şimdi takımı bana bir al gel. Babası, Caner'in babası burada mı? Babası, takımı şimdi alacaksın, külliyede bana bir geleceksin. Külliyeye sen takımı al, tamam. İlk olarak bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız size çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Sonrasında da bir sorum olacak. İsmim Ayşe Begüm Başbozkurt. Şu anda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programı'nda yüksek lisans yapıyorum. Bir şey soracağım ya. Bana daha önce böyle bir şey gelmişti kulağıma da. Sen Ankara Hukuku birincilikle mi bitirdin? Ben birincilikle bitirmedim ama Ankara Hukuk Fakültesi'ne birincilikle yerleştim. Yani şimdi yüksek lisansı birincilikte bitireceğim galiba, öyle mi? Aynı zamanda ben üniversite sınavında da yine 2016 yılında 200 içerisinde yer almıştım. Aslında bunu, yani bu hedefime giden yoldaki süreçten ben çok kısaca bahsetmek istiyorum izninizle. Hayatım boyunca bizi biz yapan farklılıkların bir eksiklik değil, zenginlik olduğu bilinciyle hareket etmeye çalıştım. Fakat kimi zaman bazı insanlarda bunun tersi yönde bir bakış açısı olmasından dolayı çeşitli önyargılarla karşılaştığım zamanlar da oldu. Örneğin hem ilkokula başlarken hem lise hayatıma adım atarken birçok okul görme engelli olmamı ileri sürerek beni kabul etmek istemedi. Bunun üzerine ben de kendime bir hedef koydum ve aslında üniversite sınavında derece yapma hedefim de bu şekilde ortaya çıktı. Çünkü bütün insan hakları gibi eğitim hakkı da engelli veya engelsiz her bireye eşit şekilde tanınması gereken bir haktı. Ve engellilerin de bu bilincin toplumda yerleşebilmesi için eğitim hayatındaki başarılarla görünür kılınmasının önemli bir adım olacağına inanıyordum. Ve bu şekilde 2016 yılında bu hedefimi gerçekleştirdim. Soruya geçeyim yavaştan, yani hızlı bir şekilde. Ama ben buraya bir parantez açayım mı? Tabii ki. Şimdi Ayşe Begüm bu durumu tüm topluma, tüm halklara aslında bir örnek. Nedir bu? Bir, küçümseyemezsin. Onları aşağılayamazsın. Onlara eğitim, öğretim kapılarını kapayamazsın. Çünkü özellikle Ayşe Begümler bu toplumda diğerlerine örnektir. Siz engel koyuyorsunuz ama Ayşe Begüm o engelleri aşağı evelallah ta buralara geliyor. Demek ki insanoğlu azmettikten sonra hiçbir şeyi tanımıyor ve profesör de oluyor. Evelallah mesleğinde temayüz edip gidiyor. Şimdi inşallah Ayşe Begüm'ü özellikle Jülide Hanım takip edeceksin. Hedefim engellilerin tüm insan haklarından eşit şekilde yararlanması için hayat boyu
mücadele etmek aslında. Evet Allah. Sorun şu şekilde, yaklaşık 2 gün önce 5. yargı paketi yasalaştı. Evet. Ve 2802 sayılı kanundaki engellerin hakim ve savcılık yapamayacağına ilişkin madde değiştirildi. Bu değişiklik için çok teşekkür ediyorum açıkçası. Gerçekten çok önemli bir gelişme. Yapılan bu değişiklikle artık görme engellerin hakimlik mesleğini yapmaları önünde yasal bir engel kalmadığını söyleyebilir miyiz? Bu gelişmenin ardından ilgili yasa değişikliğinin uygulamada da yansımalarının görülmesi için başka bir ifadeyle engelli hakimlerin var olabilmesi için pratik yaşamda da neler yapılacak? Ve yine son olarak da engelli kaymakam, vali, büyükelçi gibi üst düzey kamu görevlerinde engelli bireylerin yer alması için düzenlemeler yapılacak mı? Teşekkür ederim. Engelli bakan yardımcımız var. Ayşe Begüm. Fatma. Efendim sayın. Şimdi sen Ayşe'ye avukatlıkta neyi tavsiye ediyorsun? Cezacı mı olsun? Ayşe ile konuştuğumda efendim hakimliği istediğini söylüyordu. Öyle mi? Evet. Ben de bu konuda kendine her şekilde destek olacağımı söyledim. Zaten o dönem bizim kanunla ilgili sizin talimatınız üzerine çalışmalar başlamıştı. O müjdeyi vermiştik kendisine aslında. Sayın Serkan milletvekilimiz, Serkan Bayram milletvekilimiz de çok büyük emek verdi bu konuda. Başta size, sonra kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tüm meclisteki milletvekili kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bizim adımıza, kader arkadaşlarımın adına hakikaten çok büyük bir değişim oldu. Ayşe Begüm'le de biz bunu konuşmuştuk. Saygılarımı sunuyorum efendim. Evet, Serkan Bey de burada zaten. Evet, kendisi. O da bunu takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım, tabii Ayşegül'ün hayat hikayesiyle bizim hayat hikayemiz biraz benziyor. İkimiz de hukukçuyuz, Fatma Hanım'ın da benziyor. Kaderdaşız. 97 yılında girdiğim Adalet Bakanlığı'nın olduğu hakimlik sınavında mülakatta elenmiştim. Bizi engelleyen madde HSK kanununun 8. maddesinin G bendiydi. İnsan onuruna aykırı olan alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu gibi bir ibare vardı. Engelli kardeşlerimiz komisyonda otomatikman hakimlik sınavını kazansa da komisyonda mülakatta eleniyorlardı. Sizlerin talimatıyla, partimizin desteğiyle, grup başkanlarımızın, burada grup başkan vekilimiz Mahir Bey de çok büyük destek verdi. Sayın Binali Bey'in de sağ olsun, Sayın Son Başbakan'ın da büyük gayretleriyle ve partilerin, bütün partilerin de önergeye oy birliğiyle Çarşamba günü akşamı meclisimizden geçti. Ben şükranlarımı sunuyorum zat halinize ve bütün vekillerimize. Sayın Cumhurbaşkanım, engelli camiasına bugüne kadar bütün engelleri aştırdığınız için sağ olun, var olun. Hadi bakalım. Saygılar Cumhurbaşkanım, beni tanıyorsunuz. Ben Arap Murat Akkoyunlu. Çorum'dan gelmiştim size. Çin'i öğrencisiyim. Size Çin'i getirdim. Onu takdim edebilir miyim? Lütfen rica edebilir miyim? Benim başka bir sorum yok. Siz Türkiye'nin kumandanısınız. Başka bir sorum yok. Lütfen, lütfen bir hediyemi kabul edebilir miyim? Bunu ben yaptım. Lütfen kabul ederseniz çok sevinirim. Size hiçbir sorum yok. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Başka hiçbir sorum yok. Tamam. Sayın Başkanım merhaba. Merhaba. Sayın Başkanım biz Konya'dan geliyoruz. Nereden? Konya. Konya. Mete takımıyız. Maşallah. Sayın Başkanım istedim biz sizinle sizin Ankara'ya gelsek. Üç Aralık'ta Dünya Engel Günü var ya. He. Oraya gelsek olur mu? Sizin yerde çalışsak olur mu? Aile Bakanı Derya Hanım'la irtibat kur. Derya Bakanı. 3 Aralık'ta. Tamam. Tamam. Başkanım sizi çok seviyoruz. Sizinle
kuru duyuyoruz. Konya'dan kucak kucak sevgilere getirdik. Seninle kuru duyuyorum Sayın Başkanım. Tamam. Hoş bulduk. Nasılsın? Kaç tane madalya var? 8 madalya var. Yetmez ya. Yetmedi zaten. Peki Caner'in mi daha fazla var, senin mi? Bilmiyorum. He? Caner, senin madalya kaç tane? Kaç? 170. Benimki 43 de. Bak, kızımız diyor ki benim 43 diyor. Bende çok var. Maşallah. Ben Dilara Çevik, Alanya'dan geliyorum. Özel Sporcular Spor Federasyonu'nda atletizm branşında uğraşıyorum. Asıl branşım disk atma ama bizde herhangi bir sınırlama olmadığı için aynı zamanda... Rekorun ne? Rekorum bu sene gülle atma ve 800 metre yürüyüşte rekoru kırdım. Bir diskte. Kaç? 14.32. 14.32. Rekorun o. Evet. Maşallah. Yani biraz heyecanlıyım da. Hani beni de heyecanlandırıyorsun ya. Hele hele bir de 14.32 deyince. Daha da ileri yapacağım. 2012 yılından beri atletizmle uğraşıyorum. Her sene Avrupa ve Dünya Şampiyonası yapılıyor. Yaklaşık az önce de dediğim gibi 43 madalyam var. Bu sene 4 altın 4 gümüş madalya aldım. Maşallah. Aynı zamanda yine Ayşe bölümdeki gibi bir hikayem de var benim. 2017 yılında Adana Çukurova Üniversitesi'nde bir önümü açtı. Sizin sayenizde oldu tamamen. Aynı zamanda başkanı bir olaydan sayesinde de geçen sene bitirdim. Çukurova Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde. Bizimle ilgili alanımızda daha fazla insanı bilinçlendirmek için çalışıyorum. Bunun için de akademisyen olmak istiyorum. Sınavlara da girdim. Yani bilmiyorum. Maşallah. Sorum, özel sporcularla ilgili herhangi bir hatırladığınız bir anınız var mı? Yani anlatılamayacak kadar çok. Hele hele sizleri böyle gördüğümde benim en büyük anılarım Metin'le. Bir de Lokman'la. Öyle mi Lokman? Çok anılarımız var değil mi? Mesela bir tanesini anlatsan da şöyle. Efendim siz bir keresinde demiştiniz ki Lokman sen beni görmüyorsun, ben de seni görmeyeceğim falan. Ben de dedim ki şöyle bir şeye, Sayın Cumhurbaşkanım, bazı şeylerde karşılık beklememek lazım. Asıl sizin bizi görmeniz önemli. Allah razı olsun. Yıllardır da görüyorsunuz. Tamam mı? Beğendin mi? Lokman beğenmiş. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz İzmir'e. İsmim Ezgi. 2017'de KPSS ile konak halk eğitimi atandım. Benim atandığım sene yüzlerce öğretmen çocuklarıyla buluştu. Benim gibi öğretmenler. Size bunun için minnettarız. Şu an İzmir'de İl Milli Eğitim'e bağlı olarak 539 engel personel görev yapmakta. Bunu belirtmek istiyorum. Ben aynı zamanda konak halk eğitime bağlı 23 yaş üstü engelli bireylere yönelik kurslarda görev yapıyorum. Bu anlamda faydalı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Yine bu sene 3 Aralık'ta yine engelli öğretmen ataması yapılacak. Şimdiden çok teşekkür ediyorum tüm öğretmen arkadaşlarım adına. Ayrıca yine öğretmen arkadaşlarım adına şunu söylemek isterim ki biz öğretmenler olarak öğretmenler meslek kanununun çıkmasını dört gözle bekliyoruz. Teşekkür ederim. Onun çalışmaları evvela son safhaya geldi.
şuraya hemen mikrofonu alalım. Ben Özgür Cüre. Olimpiyat ikincisiyim 2020 Tokyo Olimpik Oyunları'nda. Maşallah. Hem bir dakika, ikinci oldum. Benim yanımdaki kaçıncı oldu? Şampiyon oldu. Bu var ya bu. Evet. Bu bir felaket ya. Aman yarabbim, nasıl zindan etti? Koreli miydi o en son finalde yendiğin? Koreliydi efendim. Hepimizin yüreğini indirdi. Koreli'yi duman etti. Biz de finalde rekor kırdık. Olimpik rekoru. Maşallah. Türkiye'de ilk mix madalyayı kazanmış olduk. Ben öncelikle kendi ilkemden biraz bahsederek senin alanın ilerlemek neydi? İstiyorum. Ben milli okçuyum. Ben de şimdi seninle ayrıca gururlandım. Ben 13 yaşında bir spora başladım. Tabii devam ettirdim. Yalnız 17 yaşında, 2014 yılında bir trafik kazası geçirdim ailemle birlikte. Yani ben sonradan engelli oldum. He. Evet. Yani ben iki hayatı da yaşamış oldum aslında. Tekrar emekliyim, tekrar yürümeye çalışıyorum. Tabii bu esnada spordan biraz uzak kaldığım için çok üzülmüştüm. Tabii ki bilinçlendikçe engellerimiz için yapılan tesisler, branşlar beni hem çok mutlu etmişti hem de çok şaşırtmıştı. Okçular Vakfı Spor Kulübü'nde başladım ilk. Kaç yaşında başladın? 2018'de başladım. O zaman 20-21 yaşlarındaydım. Yani kısa zamanda olimpiyatlara tırmandı yani. Çok fazla çalıştım ama yani Okçular Vakfı'nın... Şey mi, klasik mi yoksa... Makaralı. Makaralı yay atıyorum. Tabii ki Okçular Vakfımız bütün malzemelerimizi temin etti. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Tabii ki sizin desteğiniz asla yadsınamaz bu konuda. Ben size özel olarak burada çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii tedaviden sonra okçuluğa başladım. Bu sayede sosyalleşiyorsunuz. Neler başarabileceğinizin farkına varabiliyorsunuz. Ben bu hayatta hiçbir zaman tesadüfe inanmadım. Peki kaç kardeşsiniz? 4 kardeşiz. Maşallah. Diğer kardeşlerin durumu ne? Ablam arkada. Biz evet. Kazada annemle... Ablası nerede? He. Biz kazada annemle birlikte yaralandık. Annemin de boynu kırıldı. Hmm. Annem de boynundan aşağı engelli. Ablam bizim için okulunu bırakıp bize baktı. Daha sonra açıktan okulunu bitirdi. Ve ben de dedim ki kimse benim için üzülmeyecek. Herkes bana gurur duyarak bakacak. Şu anda yani burada olduğum için... Tokyo 2020 Olimpik Oyunlarına kota kazandığımda çok mutlu olmuştum ve Tokyo'ya gittiğimde burada Gençlik ve Spor Bakanımız gerçekten yani ona tekrar çok teşekkür ediyorum. Çünkü final maçında olsun arkamı döndüğümde bana el sallaması, destek olması, Tokyo öncesi kampımıza gelmesi yani evet. Bu şimdi demektir ki yani önümüzdeki olimpiyatlarda evet. Değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Kesinlikle. Yani ablası. Bak bir numara olacak ha. Sizlerin sayesinde gerçekten özellikle engelli için yapılan tesisler bizi çok mutlu ediyor. Okçular Vakfı da bu konu hakkında gerçekten mükemmel derecede ilerlemiş. Hiçbir zorluk çekmiyoruz. Bu süreçte benim de size ufak bir sorum olacak eğer kabul ederseniz. Biliyorsunuz bu yıl paralimpik sporcular olarak çok büyük başarılara imza attık. Bu başarıların daha da artması için önümüzdeki gelecek planlar, çalışmalar nelerdir biraz bahsedebilirseniz çok Bey, memnun bunları oluruz. Bunları ben sana havale edeyim. Gençlik Spor Bakanı olarak oradan mikrofonu... Tekrar çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanım, yetenek projemiz başladı. Hem yeteneklerin tespiti, hem kulüplerinin desteklenmesi, hem de ilgili müsabakalara hazırlık noktasında hem ilgili federasyonlarla hem bakanlık olarak altyapı desteği sağlıyoruz. Bununla birlikte arkadaşlarımızın özellikle uluslararası müsabakalarda tecrübe kazanıp Paralimpik oyunlara hazır olması noktasında müsabakaları teşvik ediyoruz. Ve bununla birlikte hem branş çeşitliliğini sağlayacağız. Hem onların hakikaten
bu motivasyonlarını daha da artırma yönünde teşviklerimiz, desteklerimiz devam edecek. Özellikle kulüpler, yerel kulüpler, tüm Türkiye'de kulüpleşmeyi sizlerin talimatıyla teşvik ediyoruz. Kulüpler bu anlamda ciddi bir ivme kazandırdılar. Özellikle uluslararası müsabakalarda kulüplerden yetişen sporcular. Biz de sizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile başlattığınız amatör devrimi ilerleterek devam ediyoruz. Sizin de buyurduğunuz gibi sporcularımız inşallah 2024 Paris'te bizlere çok daha büyük mutlulukları yaşatacaklar. Ben her birine de tebriklerimi ifade etmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Özlem senden önce mi aldı madalyayı? Senden önce aldım. O yüzden altın aldım ben. Anladım onu. Yani sen o ikinciliği kapınca dedin ki ben altın almam lazım. Fakat hayran oldum ya. Seni izleyememiştim. Yani inanmadım onlara. Ama bunu izledim. Ve tabii felaket. Bir de şimdi senin şimdi büyüğün mü var, küçüğün mü var? Benim küçüğüm var. Yok, yaş puanım var efendim. O da derece yaptı galiba. O da bronz madalya aldı. O da bronz aldı. Evet. Takım arkadaşım bu da. Nesim. Hem rakibiz hem arkadaşız hem kardeşiz. Aa. Sayın Cumhurbaşkanı, ben Nesim Turan, bedensel engelliler masa tenisi milli takım sporcusuyum. Ben gerçekten bir şeyi çok merak ediyorum. Hani futbola olan tutkunuzu biliyorum ama Tokyo'da bizle telefonla konuşurken işte maçlarınızı izleyeyim deyince insan ister istemez çok mutlu oluyor. Yani bu spor aşkınızın nereden geldiğini gerçekten ben çok merak ediyorum. Bir de tek bir konu daha var. Ben yaklaşık 14 yıldır bu işi yapıyorum. Ama ilk defa bu sene Paralimpik oyunlar ile olimpik oyunların aynı ruhla bize yaşatan Sayın Bakanımıza, Spor Gençlik ve Spor Bakanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok alışık olmadığım bir durumdu. Beni inanılmaz mutlu etmişti bu süreç, bu keyif dolu anlar. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Emeklerine sağ olun. Yani ben 14 yaşında mahallede futbola başladım. Ve o zaman İmam Hatip Okulu'nda okuyordum. Amatör kümede aynı zamanda futbola devam ettim. Ve İstanbul'da Camialtı Spor Kulübü vardı. Orada oynadım. Daha sonra okul bitince oradan İETT'ye transfer oldum. Amatör kümede bu arada tabii profesyonel teklif falan geldi ama babam Allah rahmet etsin iyi ki önümü kesti. Dedi ki ben seni okuman için yetiştiriyorum. Sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin. İyi de bir transfer şeyi gelmişti. Ama babama saygım çok çok ileriydi. Ve babam da hafiften almazdı iş. Tam böyle asker. Ondan sonra tabii babam öyle dedikten sonra bizim farklı bir şey yapmamız mümkün değildi. Ve futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik. Hayırlı da oldu. Ama siyasete bütün ağırlığımızı verdik. Siyasette tabii o gün bugündür devam ettik ve millete hizmette işte malum İstanbul'umuza belediye başkanı olduk. Ondan sonra da başbakanlık, işte cumhurbaşkanlığı ve millete hizmet yolunda devam ediyoruz. Güzel bir hamdolsun ekibimiz var. Bu güzel ekiple de Türkiye'mizin dört bir yanına
elhamdülillah hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yani hizmetimizin gitmediği yer yok. Dört bir yanına ülkemizin hizmetleri yaptık. Hala yapıyoruz. Yapacağımız çok şey var. Bundan da çok çok mutluyuz. Sizlerle mutluyuz. Sağ olsun işte Mehmet gibi bir kardeşimiz Gençlik Spor'da sizlerle ilgileniyor. Daha önce Osman kardeşimiz, Çağatay kardeşimiz, onlar da Gençlik Spor'da bayağı bu işlere önem verdiler. Ve tabii bu aşk işidir. Neşet Ertaş ne diyor? Aşkınla koşan yorulmaz. Merhabalar, ben Kürşat Ceylan. Ben doğuştan görme engelliyim ve şu anda görme engellilerin sosyal hayata tam ve eşit katılımı için akıllı baston teknolojisini geliştiren şirketin kurucusuyum. 21 kişilik ekiple birlikte yapıyoruz. Aşkla koşan yorulmaz diyorsunuz. Eyvallah. Ya, gerçekten peki, de öyle. Peki ihracat ne alemde? Daha çok yeniyiz ve 2 yıllık ve biliyorsunuz medikal süreçlerin tamamlanması falan uzun sürüyor ama ihracata başladık ve hali hazırda yaklaşık 400 bin dolarlık ihracatımız oldu. Ya bana bak, fena bir rakam değil. İşin en güzel yanı da durmuyoruz. Yani bugün WeWalk, akıllı baston, Microsoft'un iyilik için yapay zeka programına Türkiye'den kabul edilen tek teknoloji oldu. Time dergisi tarafından yılın icadı seçildi. Dolayısıyla gidecek daha çok yolumuz var. Ve bizi en çok mutlu eden de Türkiye'den çıkan bir girişim olarak bugün tüm dünyada konuşuluyor olması. Evet, dünyada dediğiniz gibi görme engellere ulaşmaya başladık. Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığı ile özellikle görme engelli öğrencilerin bağımsız hareketi erken yaşta kazanması çok önemli. Çünkü özgüven bağımsız hareketle kazanılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir projeye başladık ve 3500 görme engelli öğrenciye akıllı bastonları ulaştırmak için çalışıyoruz. Hali hazırda zaten bize gelen kimi bağışları 500 öğrenciye ulaştırdık zaten. Aslında soruma da geleyim ben. Sosyal etki kavramı çok yükseliyor tüm dünyada. Sosyal etki girişimciliği ve siz de 8 Mart'ta yaptığınız konuşmada sosyal etki girişimciliğini desteklemek için sosyal etki yatırımcılığı çok önemli ve biz bunu tesis etmemiz gerekiyor diye bahsettiniz. Benim de bir hayalim var. Türkiye sosyal etki girişimlerinin çıktığı, öncü olduğu ülke olsun. Tüm dünyada girişimcilikteki konumunu böyle belirlesin. Ne mutlu ki siz de o 8 Mart'taki açıklamanızda aynı hayali paylaştığımızı gördüm. Anlıyorum ki yakından takip ediyorsun. Evet, evet. Çünkü ama ben de seni bu saatten sonra yakından takip etmek zorundayım. Evet, ve şeyi sorayım o yüzden de. Sosyal etki girişimciliği, sosyal etki yatırımcılığı konusunda bundan sonraki adımlar ülkemizde neler olacak? Planlarınız nelerdir? Kürşat, bu konuyla ilgili seninle özel konuşmamız lazım. Çünkü bu işin maliyetleri ne? Maliyet analizlerini yapmamız lazım. Bu maliyet analizlerinden sonra da seninle bu yola devam edebiliriz yani. Seve seve. Efendim, önce çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanım, size teşekkürümü şu anlamda hemen ifade etmek istiyorum. Biz eskiden, sizden önce otururduk, neler yapılmasını istediğimizi ya da neler yapılması gerektiğini anlatarak hiçbir şey yaptıramazdık. Ama bugün nelerin yapılmasını gerektiğini anlattığımız günlerden alıp nelerin yapıldığını anlattığımız günlere getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Giden gelmiyor, acep nedendir?
misali gönlüm tutuldu aşka. Hadi tekrar. Yüreğimde yanıyorum ben bu defa başka. Uyandım ben de ölünce de yaşasın var sen. Dünyanın en son günü sen beni arayacaksın. Nasıl? Kızımızın ses perfect. Mükemmel. Mükemmel efendim. Seni çok sevdim. Ben 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisiyim. Ben 30 Ekim depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda 17 saat enkaz altında kaldım. 17 saat sonunda da çıkarıldım. Çıkarılma sürecimden sonra eğitim hayatımda çok teşekkürlerimi sunarak Nükhet Hocam her zaman yanımda bana tam destek olarak keman verdi. Eğitim hayatıma destek sağladı. Ona çok teşekkürler. Maşallah. Thank you.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Engelleri birlikte açtık. İzmir Buluşması programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşvik eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyor. Ve Zaltı Devletleri'ni saygılarımızla uğurluyoruz efendim.